Bismillahirrahmanirrahim. Sebbi ismi rabbikel ala ellezî halaka fesevva vellezî kadere fehedâ. Sırrınca umum eşyada, hususan zihayat masnularda hikmetli bir kalıptan çıkmış gibi her şeye bir miktar-ı muntazam ve bir suret hikmetle verildiği ve o suret ve o miktarlarda maslahatlar ve faydeler için eğri büğrü hudutlar bulunması, izah edeceğim, bir metni okuyayım. Hem müddet hayatlarında değiştirdikleri suret-i libasları ve miktarları yine hikmetlere, maslahatlara muvafık bir tarzda mukadderat-ı hayatiyeden terkip edilen manevi ve muntazam birer suret, birer miktar bulunması bilbedahi gösterir ki bir Kadir-i Zülcelal'in ve bir Hakim-i Zülkemal'in kader dairesinde suretleri ve biçimleri tertip edilen ve kudretin deskanda vücutları verilen o hadsiz masnuat, o zatın vücubu vücuduna delalet ve vahdetine ve kemali kudretine hadsiz lisan ile şehadet ederler. Sen kendi cismine ve azalarına ve onlardaki eğri büğrü yerlerin meyvelerine ve faydelerine bak. Kemal hikmet içinde kemali kudreti gör. Metin bitti. 12. pencere, 662 sözler, diyor ki, umum eşyada, yani varlıkta, mesela şu, hususan canlı olanlarda, yani bu cansız, bu canlı, hayatiyet değiştikçe, yani bunda hayat yok, bunda hayat var, hayvanlar hissi var, ruhu var, bunun ruhu yok. Bunun hissi var, tanır ama şu anda ilim oraya daha varamadı. İlim bunu böyle tanımaz sahibini zannediyor. Bu tanır. Hissi var. Kadın girdiği zaman eve böyle döner. Çocuk girdiği zaman tık 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 ileri geri yapar. Böyle koparacak diye. İslam hukukunda, fıkhında çok ilginçtir. Balta, çıplak balta ormana girilmez. Tenziyen mekruhtur. Baltanın ağzı sarılarak ormana girilmeli diyor. Çok ilginçtir. Bu kavli gördüm. Çünkü ağaçlarda his var. His var, sizi bilir. Ama tanımlayamaz. Mana yükleyemez. His böyle. Şimdi diyor ki, neyse konu o değil. Kema bir kalıptan çıkmış gibi her şeye bir miktar muntazam ve suret verilmiş. Yani burada bir muntazam bir ahenk var. Ahenk yani renkle, çiçek, toprakla, dalı ile kanadı, yaprağı, kokusu bir ahenk var. Birbirine bir uygunluk var. Bu ilim ile olur. Sen şimdi Almanya'da, Türkiye daha sert. Almanya'da arsanıza istediğiniz gibi bire yaparsınız, doldurursun için. Türkiye'de biraz daha sert. %25'ini yapabiliyorsun. Yani bir binayı böyle istediğin gibi yaparım diyemez. Peki bunun bir mühendisi var, elektriği. Mühendisi var, su tesisatı. Çatısı ayrıdır, değil mi? Kalıpçılar ayrıdır, demirci ayrıdır. Yani bana bir şey söyleyin ki fenli olmasın, ilmi olmasın. Bugün birisi geldi. Dersten sonra çıktılar, bizim odaya geldi. Hanımlardan, gruplardan bir tanesi. Ne diyorlar? Darül Aceze. Buraya ne diyorlar? Bir
kimsesizlerin bakımı. İnsanları nasıl bakacaksın, giydireceksin, yedireceksin diye 2 sene kursa gidiyorlarmış. Meslekmiş. Meslek. Ya. Şimdi insana nasıl yedireceksin, nasıl giydireceksin? Meslek olacak, ilmi olacak, eğitim olacak. Bu deriyi, bu cesede nasıl giydireceksin? İlim olmayacak. Ya. Sen plastikten çiçek yapacaksın, satacaksın. O plastikten yaptığın çiçeğin kimya olacak, değil mi? Kimyayı eriteceksin tesislerde. Tasarım olacak, mimar olacak, mühendis olacak. Sen yapabilir misin böyle kalıp? Çiçek dökebilir misin bunu? Plastikten çiçek. Plastikten saksı yapıyorlar çiçek. Çiçek yapıyorlar. Hani sahtesini yani, çakmasını. Bir mühendislik gerekiyor, bir tasarım gerekiyor, bir hesap gerekiyor, bir mühendislik lazım. Fakat aslında mühendislik gerekmiyor, dese ayıp olmuyor. Çakmasına mühendislik gerekiyor, ilim gerekiyor. O da bu ilim varı anlamayı fotokopi çekiyor. Bakın, bunun fotokopisi bunun fotokopisidir. Bu fotokopi değil. Bunu yapan hiçbir yere bakmamış. Bu çok ilginç. Yani sen bir şey yaptın, hiç benzeri yoksa bir yerde, Allah Allah, lan nasıl, nereye taklit ettin ya, hiçbir yer etmedim. E nasıl hatırına geldi ya bu? Demiyor muyuz? Diyoruz ya. O da ne yapıyoruz o? E bunu alıyoruz zihnimize, onu alıyoruz zihnimize, onu alıyoruz. Ondan sonra hayalimizde, düşüncelerimizde onu kesiyoruz, biçiyoruz, altıyoruz, kaynak yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Sonra gene varı kullanarak bir şekil yapıyoruz. Bunu yaparken bu zat, bunu kim yapmışsa, zamansız, mekansız, maddesiz, mukayesesiz, taklitsiz, nümunesiz, muacelesiz, misalsız, modelsiz. İlk ve son en harika yapıyor. Hiçbir tarihte de modeli değişmiyor. Her sene arabanın modeli değişir, bunun modeli değişmez. Atın modeli değişmez. Hani bir tasarım gerekmiyor mu? Ne diyor burada? Bir miktar muntazam. Yani bunu yapmak yetmiyor. Bak şimdi, buraya kadar geldik. Bunu yapmak yetmiyor. Şimdi iki şeye geçtik, muntazam. Şimdi bu güneşle bir alakası var. Güneşi de bilmek gerekiyor. Güneşi bilmeyen, güneşteki fotonları, nuraniyeti, ısıyı ve ışığı, enerjiyi bilmeyen bunu nasıl yapacak? Bu yaprağın güneşten nasıl alacağını, ne alacağını bilmeyen, bunu nereden besleneceğini bilmeyen, fabrika kurarken, tamam da ürettik malı, nereden gemiye yükleyeceğiz, nereden tırla göndereceğiz, nereden trene koyacağız, bunu ulaştırmayı da hesap ediyorlar. Değil mi? Şimdi böyle bir çiçek yapacaksın, böyle bir çiçek, ama bunun nereden beslenecek? Bu topraktan sip beslenmiyor ki. Bunu yapmak için toprağı bilmen lazım. Suyu bilmen lazım. Havayı bilmen lazım. Güneşi bilmen lazım. Daha acayibini söyleyeyim. Buna bakıp zevk alacak insanın ruhsal yapısını bilmen lazım. Sığırağa koysan şimdi bunu. Sığırağa koy bunu. Vay be, şu sanata bak ya, acayip bir tasarım ya. Der mi öküz? Ne der? Ulan bunu nasıl yerim der. Niye böyle yapar? Öküz olduğu için. Öküz bundan yemeği düşünür. Hiç siz hayret hayret güle bakan öküz gördünüz mü? Ama insan tefekkür ediyor işte. Yani bu bir renk. Bak, bu bir renk kime hitap ediyor? Göz sahiplerine. Doğuştan herkes kör. Renk yapmanın manası var mı? Yok, şu renk buna uygun, bu da buna uygun. O zaman buna boya atan kim? Bak, hiç hayatınızda otokaporta ve boyada ama insan gördünüz mü? Sopayla dükkana geliyor, doğuştan ama, arabayı boyuyor. Tabanca var ya, boya tabancası. Pişt, 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 pişt. Şuraya bak ya, Allah Allah. Ama'dan otokaporta boyacıyı gördünüz mü? Demek ki bunu boyayan kimse kör olmaması lazım. Buna boya atması için. 2. Ben Allah var demiyorum bak. Ama onu iktiza ediyor. Bu
ahengi, nezaketi, letafeti, nazikliği ve bana hitap edip rahatlatması benim ruhumu bilmesi lazım. Bundan zevk alan insanı bilmesi lazım. Yani demek ki bir şey yapmak yetmiyor. Onun gelişi gidişi bütünlük içinde bir hakikattır. Bak dört tane şey bileceksin. Toprak, hava, güneş, su. Bunu yapmak yetmiyor. Sonra beni bilmesi lazım. Muhabbet kuşunu düşünün. Muhabbet kuşu var değil mi böyle? Konuşmam anlaşılıyor değil mi? Muhabbet kuşu böyle renkli. Beni en çok deli yerde, ben en çok mesela çiçek ve kuş. Bu çiçek ben acayip etkileniyorum. Muhabbet kuşu var ya, sapsarı, yeşil, mavi, kırmızı bilmem ne böyle. Tamam mı? Böyle dalıp gidiyorum. Şimdi kedi için muhabbet kuşuyla bir balık kafası, bir sokağa atılmış bir kemik aynı değil midir? Yani der mi ki kedi, vay be şu sanata bak lan. Şu yenir mi ya? Şu yenir mi ya? Ayıp değil mi ya? Bu yenmem der mi? Kedi için ha bir kemikle, ha balık kafasıyla, ha muhabbet kuşu aynı. Onun için mide, başka bir şey yok ki hayatta. Ama onu tasarlayan, hesap eden, tanzim eden, planlayan mimar, kimyacı olması lazım. Kuşun yediği biliyoruz da işte buğday. Yani yenilen buğdaydan o renk olur mu? İçtiği sudan o boya olur mu? Veya yumurtadan. He? Sarı ve beyaz. İşte sarı beyaz. Miktar muntazam. Bak şimdi bir daha acayip bir şey geliyor, çakıyor bak. Bir suret. Buna bir suret vermiş. Nedir biliyor musun bu suret? Kimliktir aynı zamanda. Sureti kimliktir. Mesela bu budur diyor. Bak açtı ha kimlik bu budur. Kafanı kaldır diyor ben buradan Almanya'ya gelirken. Polis yaparken kamerada şeyimi koydu pasaportumu. Mesut bak diyor. Fransız polisi. Bak kamerada meğer oraya koyduğu zaman benim resmim uyuyor mu? Bakıyor bilgisayar uyuyor. Resim yani parmak izi, sima, kimlik. Bu da kimlik. Buna kuş diyen var mı? Buna menekşe diyen var mı? Buna hurma diyen var mı? Yok. Bu budur. Bu budur yani. Bu demek ki suret herkeste kimliktir. Peki sen kaç yaşındasın Bülent? 43. 43. 43 senelik hücre var mı? Yok abi. En fazla kaç senelik var be? 6 ay. 6 ay. Şu simayı meydana getiren zerreler 6 ay. 1 senelik bile yok. Neren 43 o zaman? Neden 43? 86 oldu. Ha 86 oldu mesela. Senedeki sefer oldu sonra 86 oldu. 80, senedeki defa. 86 defa değiştin yani. Senedeki defa ya. 6 ay. Şu anda en yaşlı hücre burada. 6 ay. Allah'ını seversen 43 sene kim ya? Peki nasıl biliyoruz yani? Bir 15 yaşında demezler sana. Ama 15 senelik hücre yok. 40 senelik hücre yok. Neren 43 sene? ...43 sene denilen bir mesela yaşadık bir yaşını, ruha gitti, ruh deposuna. Adam çocuk yaşadı bir, iyi dinleyin bu çok önemli. Çocuk bir yaşını yaşadı, bir yaşındaki sima ruha aktarıldı. 2'ye geçti, ruha aktarıldı. 3'e geçti, 30, 20, 40. 42'ye kadar senin bütün yaşantın ruh deposuna aktarıldı. 42 senelik simanı tencereye koydular. Karıştır 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 omlet yap. Yani 42 tane yumurtayı. Karıştır karıştır tek bir şey yap. Şimdi giydirdi ruh sana. Ruhtan yansımadır bu. Yani 42 sene halet, halet deniliyor. Bu haletlerin bütünlüğünü sana, sende yansıması suretin oluyor. Ve hiç kimseye benzemiyor. Benzemediği gibi kimliğin oluyor, yetmiyor. Simana bakılarak ruh karakterini de tespit ediliyor. Zina mı yapmış, içki mi içmiş, namussuz mudur, İngiliz midir, Fransız mıdır? O zaman kadın abi, mıdır, erkek midir? Hepsi belli. O zaman kişinin her seneki şeyi ruha yansıması haleti mi olmuş? Bu o depolanıyor. Tabii halet. 42, halet. Mesela
20 yaşındaki haletin var. Sen yaşadığın 20 sene Almanya'da gittin, geldin, bağırdın, çaldın, kızdın, dövdün, dövüldün bilmem ne. Hepsi bütün. Bir sene git koy oraya depoya. 40 senelik, 39 senelik, 37, 36, 35 hepsi karıştır. Ondan sonra bir çırp, 43. Ondan sonra Hicri yılbaşı, Peygamber Aleyhisselam şeyinde. Ondan sonra bazıların şeyinde Berat gecesi deniliyor. Berat gecesi taksima değiştiriliyor. Ama şöyle bir anda perde inmiyor. Şak şak değil. Yavaş yavaş güneş doğar ya şu dünya. Güneş böyle yavaş yavaş güneş çıktığı gibi. Sima bir anda olsa abi baktım Allah bülent ne oldu nasıl? 42 yaşındaki Sima var. Bir de ruh bir yanlışlık yapsa 15 yaşındaki çocuk Siması böyle fesubhanallah. Bülent sen değil misin? Ses de değişti tabii. Evet tabii. Hayır. Anne çocuk bir yaşındaki suret ve ses gelsin. Suret geldi mi ses de öyle. Hepsi bütün. O zaman bütün bedeni mi etkiliyor abi? Tabii canım. Aklı. Yani suret değişince ses de değişiyor. Çünkü ses surete göredir. Suret sese göredir. Burun surete göredir. Veya suret buruna göredir. Dil öyledir. Hepsi bir bütündür. Onlar da kimliğindir senin. Mesela bir baktım 15 yaşındaki çocuk ne olur lan nasılsın? 15 yaşındaki çocuğun böyle bir sesi olur mu? Bulu çağına gelmeyen çocuğu nasıl anlıyoruz? Çöz sesinden de anlıyoruz. Simandan da anlıyoruz. Sesi kalınlaştı adam oldu. Değil mi? Mesela şeye göre, psikolojisine göre ses var. Hayır gelmiyor. Hayır gelmiyorum. Gelmiyorum. Tamam. Yani o günkü tepkine göre, durumuna göre sesi değiştirmiyor musun? Bunlar hep kimlik. Ya aklım durur ya. Her şey acayip ve garip. Uyuşmuşuz da önce fark etmiyoruz. O zaman haletimiz bozuldu derken esasında abi ruhtan mı haber veriyor? Tabii canım. Mesela haletim bozuldu. Ulan adama bak ya. En gerekli gibi gözü sıkıyor ya. Adam sırasına düşen 40 parça derler. Mahkeme duvarı gibi demiyor muyuz? Ona şuraya bak ya. Ona suratın gülsün lan diyorum falan. Ya acayip bir garip ya o. İşte o zaman senin siman mazi müstakbele taşıyandır. Not alıyorsanız bir çakma göndereyim size. İyi dinleyin. Bak. Çıkar kalemini. Ben okuyayım da sen çıkar. Her formülüze edilebilen matematik, fizik, kimya, hız eşittir, yol, bulu, zaman. Anlıyor musun Zeki? Yani Zeki, Salih, talibesiniz ya. Formüller var ya matematik, kimya, fizik. Çözelti formülü, fizik şunu, ivme formülü. Mesela M1 çarpı M2 bölü kare vesaire. Bütün ne hayalinizde ne kadar formül geliyorsa. Her formülüze edilebilen her ne varsa fizik veya kimya. Bunun mazisi ve müstakbeli vardır. Mazisi olmayan bir şey formülüze edilemez. Mesela diyelim ki İvme veya bir dağdan taşın düşüşü veya güneşten fotonun gelme hızı tamam formülüze ediyor. Bir şeyde formül olabilmesi için kaydı olması lazım der ustad. Yani sistem nizamı olmasa orada kaydı çıkmaz diyor. Formül olmaz. Yani formül şimdiki zamana bakmıyor. Çok ilginç bir şey okuyorum. Düşünen kafalar için söylüyorum. Her bir formül nizamdan bahseder. Yani nizamı olanın formülü olur. Rastgele hareket edenlerin kafasına göre takılanın formülü olmaz. Formül gece, gündüz, soğuk, sıcak, dün, bugün, yarın da aynı şeyi yapıyor. O zaman formül olur. Formülize edilir. Tamam. Formül edilebilen her şeyin mazisi ve müstakbeli vardır. Mazisi ve müstakbeli olmayanın formülü olmaz.
O zaman maziyi ve müstakbili bize aralayan formüldür. Geleceğin en güzel delili formüldür. Mesela bir misal da vereyim. Ya buna bu şey. Bir sene önce, 5 sene önce ayın nereden tutulacağını ve nereden gözükeceğini, ne kadar gözükeceğini, tutulma ne kadar miktarda olacağını demiyor mu fen? Demiyor mu? Ne zaman önce söylüyor? 1 sene 2 sene. Nasıl söyleyebiliyor? Çünkü uzay sisteminde bir formül var. Orada harika bir nizam işliyor demektir. Formülize edilebilen her şeyde nizamı gösterir. Mesela fabrikada rastgele kolonu sağladın, Alman fabrikasına girdin, çıktın, istediğini yapıyorsun. Orada nizam olmadığı için bir kaydı yok. Formül de olmaz. Giriş saatte çıkış. 10 dakika geç kalsan ne yaparlar? Saati keser. Keserler. Yani ya bir şey olmaz der mi? Demez. Yani arkadaşlar bir sistem, buraya bakın elime. Bir sistemde mükemmellik varsa, orada bir ahenk varsa, muvazene ve denge varsa, sanat varsa, bu sistem bütünlük içerisinde harika ise, tamam, bunun formülü olur. Formülü olur. Tamam. Ha, formül demek mesela 1/2at². E eşittir mc kare. Ne bileyim aklınıza gelen şey, bir sürü formüller var. Her bir formül, oradaki nizam anlattığı gibi, her bir formül, antika taraf şu, her bir formül olabilmesi için o fennin mazisi ve müstakbeli olması lazım. Mazi ve müstakbeli olmayanın formülü olmaz. Bu yeni bir buluştur. Külliyattan bulduğum bir şeydir. Yoktur bir yerde, zannetmiyorum. Mesela denizin gelip gitmesini abi mesela. Mesela ha bu Cuxhaven'de denizin gitmesi. Ondan sonra dedi ki 6 saatte geliyor. 6 saatte gidiyor. Bak elhamdülillah Rahman, Allah Resulü diyor ki sağ kulağınız çınlarsa ne diyor? Rahman'dandır. Sol kulağınız çınlarsa şeytandandır. Bak sağ kulağım o gitmek üzere geldi. Rahman'dan hamdolsun. Bak, Cuxhaven'de deniz 6 saatte çekip gidiyor mu? O koca deniz. 6 saatte çıkıyor, gidiyor ve yürüyoruz. 6 saat sonra geliyor ve gemiler yüzüyor. Öyle mi? Bunun bir formülü var ki rastgele olsaydı at arabasıyla geçilmez adaya. Demek ki şu saatte gelecek. Adama ne dedik biz at arabasına? Hiç böyle umulmadık bir şekilde deniz hareket etti mi, geldi mi? Hayır, doğa böyle bir şey yapmaz dedi. Alman. Bunu God mu yapıyor dedik, değil mi? Ne dedi? God böyle bir şey yapmaz dedi. Yok diyor. God böyle bir şey yapmaz diyor. Böyle şeyler milyonlarca diyor, ayla diyor, dünyanın şeyinden beri. Evet. Diyor. Peki God ne yapıyor dedik? Bilmiyorum ben de. Ben de bilmiyorum diyor. Sence God ne yapar dedik? Sence ne yapar God dedik? Ben de bilmiyorum diyor. Bir şey yapmıyor diyor. Bir şey yapmıyor. Bir şey yaptığı yok diyor. İnsanlar kavga ediyor, karışmıyor diyor God. Alman ha, at arabacısı. Hiçbir şey yapmıyor. 73 yaşında. Bu dedim denizin çekilmesini kim yapıyor dedim? Doğa yapıyor. God yapmış olamaz mı? Hayır, God böyle şeylerle uğraşmaz dedi. God meşgul olmaz ya. God'un işi değil diyor. Allah Allah, değil mi? Ha şimdi dedim. Ondan sonra abi dedi ya, o zaman God ne yapar? O zaman dedim ben God ne yapıyor dedim. Evet, madem bu denizle uğraşmıyorsa, deniz o götürüp getirmiyorsa. Ben de merak ediyorum diyor, ne yapar? Ha, bir şey yaptığı de... yok diyor. Ben de merak ediyorum ne yapıyor diyor. Bir şey yaptığı yok diyor. Bir şey gözükmüyor diyor. Hep doğa yapıyor diyor. Allah Allah. Hiçbir şey karışmıyor diyor. Hiçbir şey karışmıyor. Demek ki adam gibi bir şey düşünüyor değil mi? Ha bunların Allah'a, tanrıların God'u inkar etmeleri, biz şaşırıyoruz. Elbette ki bunun kafasındaki God inkar edilecek ki Allah bilinsin. Müslümanlar şu hatayı yapıyor. Almanların God'u inkar etmesi, vay be bunlar şey. Hayır, God'u inkar etmeleri tevhide geliyor. Bunların inandığı Allah ile senin inandığın Allah değil yani. Bunun inandığı Allah koltukta oturan bir adam benim gibi düşünüyor God. Tamam. Ne yapıyor? Vallahi bu denizi onu götürüyor. Hayır diyor. God böyle şeylerle meşgul olmaz diyor.
E ne yapıyor God peki o zaman dedikten? Ne yapıyor bu adam? Mozart ne yapıyor? Dedi ki ben de bilmiyorum ama bir şey yapmıyor diyor. Hiç kimse kavga ediyorlar insanlar diyor. Bir şey karışmıyor diyor. Yani ayrılmıyor diye. Tamam. Hiçbir ayrılmıyor diyor. Ha tamam şimdi. Neyse. Denizin gidip gelmesi. Bir kayda var mı? Kayda var değil mi? Kayda varsa nizam var. Nizam varsa formül var. O zaman deniz gitti. Ne zaman gelecek? Söyleyin. 6 saat sonra. 6 saat gelecek değil midir? Evet. Ve geliş hızı belli değil mi? 6 saat olmadan önce ben şu hızda gelecek ve şu saatte Cuxhaven sahilinde olacak diyebiliyor muyum? Peki daha olmadan nasıl diyebiliyorum? Çünkü mazisi var. Mazisi olan ve istikbali olan 2-3 zamanı mazi ve istikbal hali 3'ü birden bakıldığı zaman bu formül ediliyor. O zaman her formül edilebilenin mazi ve müstakbeli vardır. O zaman geleceği bilinmez. Kim diyor bilinmez? Gelecek ilim aralıyor işte. Ayın tutulacağını, denizin geleceğini, şu böyle olunca şu doğacak çocuğun şöyle olacağını nasıl biliyor? İlimle. Demek ilim geleceği aralıyor. Abi burada rüzgar pervaneleri var ya. O rüzgar pervanelerini kurmadan önce 3-4 sene öncesinden rüzgarın hangi yönden esiyor diye şeyler koydurar, aletler koydurar ki o rüzgar pervanelerini doğru bir şekilde yerleştirebilmek için. 4 sene. 3-4 sene öncesinden böyle her şeyi hesapladılar abi. Rüzgar haritaları çıkarıyorlar. Yani. O bölgelere onlar koyuyorlar. Türkiye'de de aynı yani. Şimdi o zaman nedir? Ha, geleceğin en güzel delili formüldür. Gelecek, peki dünyanın da geleceği var ahiret. Onun formülü de ruhtur. Geleceğin, gelecek gelecek mi? Evet, delil çekirdektir. Çekirdek formüldür. Geleceğin en güzel delili çekirdektir. Gelecek bari kastetmeyen çekirdeği yapamaz. Mesela bir çekirdekten hiç kimse inkar etmez abi mesela. Geleceği. Çiçek çıkacağını veya meyve çıkacağını. Mesela çekirdek niye var meyvede derse ne derler? Gelecek bir bahar kastedilmiş. Gelecek daha yok ki. Ha, geleceğin en güzel delili nedir? Meyvenin çekirdeğidir. Öyle değil mi? Ha, gelecek hayatın en güzel delili de insanın çekirdeği olan ruhudur. Gelecek doğa hadiselerin en güzel delili de formüldür. O zaman geleceğin en güzel delili formüldür. Ağacın formülü çekirdektir. Doğanın formülü formüldür. Doğanın formülü formüldür. İnsanın formülü de ruhudur. Bazen onu da inkar ediyorlar ya abi mesela ruh var mıdır gerçekten? Ha. Mesela ölümlü olan bir dünyada insanın mesela ölümü istememesi. Evet. Çok ilginç. Mesela ruhuyla ruh inkar ediyor. Bu garip. Ruh inkar eden, reddeden ruhtur. Ceset değil. Fani dünyada beka istemesi eğer maddenin fonksiyonu olsaydı fani beka isteyemezdi. Ceset. Beka isteyen ceset mi? Hepimiz beka istiyoruz. Ölmek istemiyoruz. Bir anda her yerde olmak istiyoruz. Değil mi? Sonsuzluk istiyoruz. İstemeyen var mı? Peki bu istek cesedin midir? Oysa 6 ayda gidiyor kaybolacak. Ceset fanidir. Baki bir özelliği yok ki beka istesin. Ondan sonra kabul ediyorum, reddediyorum diyen ceset midir? O zaman 60 kilolu insanlar hepsi aynı kafadan olması lazım. Çünkü maddenin fonksiyonu 60 kiloda herkeste aynı madde var. 60 kilolar hepsi aynı tip. Her şey inkar ediyor ya kabul ediyor. 60 kiloluklar aynı, 70 kiloluklar aynı. Öyle mi? Yok. Peki farklılık cisimden midir? Nereye vereceksin bu farklılığı? 60 kilolu insanlar hep farklı düşünüyor. Fark nereden geliyor? Maddeden mi? Ruhtan. Ama çok tuhaftır. Ruhuyla reddeden ve kabul eden ruhtur. Ruhuyla diyor ki ben ruhu kabul etmiyorum. Böyle karşıma çıktı da. Ben ruhu kabul etmiyorum hocam dedi. Allah ya bakıyor böyle acayip garip. Ruhuyla ruhu inkar ediyor. Ruhu bile şaşırıyor. Şu anda inkar edince dedim ruhun sıkıldı mı? Yok ruhum sıkılmadı dedi hemen. Ömer de tuzağa düştü. Hangi ya? Ruh ne sıkılmadı? Ruhum dedi. Çünkü ceset sıkılmaz ki. Acayip bir şey.
Elbise gibi aynı. Allah Allah. Bu değişiyor. Değişmeyen bir şey var o zaman ben. İkide bir bu değişiyor. Ceset değişiyor. Altı ayda bir değişiyor. Değişiyor. Değişmeyen ne? Ben niye sabitim? Ha bir tarafım olacak ki sabit olsun. İşte bu ruhtur. Miktar muntazam ve bir suret. Hikmetle veriliyor. Suret giydirilen elbise gibidir. Mesela bu beyazı herkes giyebilir. Ama bu gömleği ben çıkarayım sen giyin, Hasan olamazsınız. Ama benim simam sana olmaz işte. Burada bir suret var, gömlek gibi değil. Kimliğimi, batını, yani arkayı, merkezi, ruhu dışarıya taşıyor. Simaya bakıyorsun, ulan bu Türk'tür diyorsun. Bu Japon, demiyor musunuz bu Almanya'da? Bu Japon, bu Türk. Nereden anladınız? Simadan. Gidin, Türk diyorsunuz. Bu sima nereli? Vallahi bu Doğulu'ya benziyor. Bu İç Anadolu. Değil mi? Tamam. Git oraya Doğulu. Ağrı'ya git Selahattin abi. Bakıyor seni hiçbir şey Edirne'li demez. Çanakkale'li der mi? Mümkün değil. Şimdi gel buraya Almanya'dayız. Hiç kimse sana Japon demez. Çinli de demez. Afrikalı da demez. Ne der? Türk der. Türk. Gel Türkiye'ye, İstanbul'a gel. Nereli bu? Ağrı, doğru, işte Van, o tarafta. Gel Ağrı'ya. Ulan nereli bu? Vallahi bu Eleşki tarafından, şundan, bundan. İlçe belli. Tipler ilçeye göre. Gel o şeye, hangi köylü ya? Köyler belli. Gel köye, kimlerden? Falan kabileden bu. Falan kabileye gel, kimin çocuğu? Ya bizim Hacı Mehmet'in ya. Değil mi? Hacı'yı bir şey. Şimdi köye gittiğimde bazen çok çocukları görmemişiz, akrabalar falan tanımıyorum. Ama bu falan gelsin çocuğu olabilir. Benzetme babası falan, dedesi, amcası. Ya. Yani onlardadır. Çok ya. Acayip. Yani bu suret denilen bir şey var ya, deli bir mevzu yani. Bir seneyi geçti Allah bitiremedi. Nasıl batını, ruhu dışarıya taşıyor. Yani taşıyor der ki kendisi yani. Suretin ayrı bir vücudu yok. Ruhun dışarıdaki görünüşü suret. Şu acayip. Mesela bakıyorum böyle, ona ruhun rahat. Yani ne sıkıyorsun kendini falan diyorsun değil mi? Veya Allah Allah ne üzdü seni diyorsun. Buna çok neşelisin lan. Veya simaya bir bakıyorsun, Allah muhafaza bir sürü günahlar var ya, namaz yok. Mesela bak böyle, ona tarikatçıya benziyor ya. Bu Nurcu ya, o kitap okuyanlardan bu ya. Bu yazıcılardan. Bu meşveretten diyorsun, hemen bir şey yapıyorsun. Ruhta da inkişaf oluyor değil mi abi? Ne demek inkişaf ruhta olur ya? Yani bedene giren ilk haliyle mesela 30 yıl sonraki hali. Senin şu kemalatın bebek halinden anne kanında geldiğince aynı mıdır? Sen şu kemalatın nereye veriyorsun ki? Ruh işte. Sen şimdi 10 sene önceki gibi mi düşünüyorsun? 10 sene önce hücren yok. Peki şu andaki farklı düşüncen nereye dayandıracaksın? 10 sene önce hücren yok. 10 sene önceki kafa kemiklerin yok. 10 sene önce, sen Nurlar ne zaman tanıdın? 10 sene mi? Hemen hemen 18 sene. 18 mi? Risaleleri tanımadın. 18 sene mi? Almanya'ya geldim de. Risaleleri tanıdın. Aferin lan sana. Almanya'da mı tanıdın? Almanya'da. Türkiye'de tanımadın. Duymadım bir daha. Türkiye'de duymadın. Evet. Karıncalar da duymuştu ama demek ki sen duymadın. Onun için oralarda. Acayip bir şey ya. Geldin Almanya'da duydun ha. O da çok garip. Sen İsmail miydi? Şey Ömer. Osman. Şimdi Türkiye'de duymuş muydun böyle risaleleri sen? Tabii duydum. Duymuştum. Ama ilgimi çekmedi. Falan. Çekme. Şimdi bak elhamdülillah değil mi? Ya, insan yani yaşlandıkça düşünce şeyi daha değişiyor. Değiş. Bak. Yani Avrupa'ya geldiği zaman insan bakış açısı da değişiyor yani. Türkiye'ye göre. Değişiyor. Evet. Hikmet de verildi. Ve o suret ve o miktarda maslahatlar ve faydalar için eğri büğrü hudutlar bulunması. Suret ve miktar. Miktar da şu. 500 gram, 600 gram, 300 gram. Eğri büğrü. Kimlikmiş ha. Bir çizgi bilmem nereyi ifade ediyor. Sen zannetme böyle bir çizgi olmuş. O hep batını taşıyor. Allah bilir ne hatıralar var.
Çizgiler de öyle, el çizgileri. Şu çizgiler kaderin işaretleridir. Eskide bir ara meşgul oluyordum ve psikolojim bozuluyordu. Simaya bakıyordum şuralara. Buraya bakıyordum, mimiklere bakıyordum, ağza bakıyordum, çeneye, buruna bakıyordum, şuraya bakıyordum, şuraya. Psikolojim bozuldu ya. Gülüyor adam, bir bakıyorum olan zındıklar falan ama sabrediyor falan. Bir bakıyorsun iyi bir adam, bir bakıyorsun. Simadan her şey belli. Bir bakıyorsun ona çakala benziyor. Şöyle benziyor. Ele baktığınızda hepten acayip. Bu psikoloji bozulma sebebi bu. Hiç karışmayacaksın bu işlere, karışıyorsun. Sen gel ne dersin, hep git. Yani o kadar acayip eğri büğrü şeyler var ki, bu eğri büğrü zannediyorsun. Bak şu çizgiler. Ruh mu o hale alıyor abi? Evet. Ruh bu hali kendisini ifade ediyor. Ruh kendisini bu şekilde gösteriyor. Mesela bakıyorsun. Ulan dört vakit namaz kılsın. Öğleyin, ikindi, akşam yatsın. Sabah kılmasın. Dört tane namazın nuraniyetini kefeye koy. Vallahi bana göre tabii. Sabah namazının nuraniyetini tutmaz. Nasıl bir şey ben de bilmiyorum. Ama insan içinden mesela yaşlanmayı istemiyor. Evet. Ama mecburen yaş ilerledikçe tip de değişiyor. Yani her şey değişiyor, yaşlanıyor. O nasıl oluyor? İşte bu ruhtaki yaşlanan hiçbir şey yok. Biz kafamızda bir yaşındaki çocuğun siması var. Ezberlemişiz de bir yaşında çocuk nasıl olur? İki yaşında nasıl olur? Hatta diyorsun lan bu çocuk kaç yaşına? Lan ne kadar abi benziyor? Vallahi 2,5 falan 3. Daha önce tecrübem ama gökten bir adam gelse bu bilmez. Çünkü tecrübesi yok. Biz baka baka 3 diyoruz, 5 diyoruz. Ha, ondan sonra şöyle simalara bakıyoruz. Diyoruz ki 44 yaşında. Yani daha önce gördüklerimizi hafızaya kaydettik. Ondan hükmediyor. Olan isabet edemedin diyor. Veya isabet ettin diyoruz. Aferin lan sen iyi yaş yapıyorsun. Ha. Onun için yaş maş bizim kafamızda var. Aslında yok. Ruh kemalat kazanır o kadar. Onu da simada yansıtır. Ruh zaman ve mekanla kayıtlı olmadığı için yaşı yoktur. Ceset de zaten bir senelik hücre yok. Kim yaşlanıyor? Yaşlılık hep nispidir, kafamızdadır. Öyle bir şey yok. Bu gene karışacak ortalık bunu diyeceğiz. Kafamızda o. Bak söylüyorum. Ruh zaman ve mekanla kayıtlı değil İbrahim. Zaman ve mekanla kayıtlı olmayanın yaşı olmaz. Ancak kazanılan haletler farklılık. Bu farklılıkların dünyadakinin ismi yaş diyoruz. Ruh bir daha söylüyorum. Kazanılan ve kaybedilen haletler. Halet. Yani his. Düşünceler. Düşüncelerimiz, hislerimiz, eylemlerimiz, yaptıklarımız, duyduklarımız bizim ruhumuzda bir şey tesir buluyor, tesir alıyor. Bir şeyler oluyor. Orada bir değişiklik oluyor. Hissiyor. O hisler mesela bir senelik his. Ocak 1, gelecek sene Ocak 1. Mesela şimdi 2014. Şimdi Ocak 1, 2015'ten başla bir sene içinde veya Hicri yılbaşı diyelim. Bir sene içinde seni kazandığın, ittin, kalktın, kabul ettin, reddettin, yedin, yemedin, bağırdın, çağırdın, dövdün, dövüldün, gittin, geldin. Yani hep bu halet, şey his oluyor, his. Bu hislerin bütünlüğü halet oluyor. Bu halet ruhta kodlanıyor. O halet dışarıya çıkınca bunun adı vay be 44 yaşında. Haletin değişiyor. Haletin değişiyor. Abi ben kendimi yaşlı hissetmiyorum mesela. Evet. Kim hissediyor ki? Öyle bir şey yok ki. Dikkat edin, bu 60 yaşındaki adam gene 60 hissetmiyor ki. Hep genç hissediyor. Ama şimdi çocukları büyüdükçe hissetmeye başlıyor. Çocuklar mesela... 20 yaşına giriyor evet. Çocuğu. Mesela diyor ki ya, bu 20 yaşında kendi çocuğuna bakıyor. Sonra diyor ki ben diyor 40 yaşındayım diyor. Kendi ikna yani. Ediyor yani. Çünkü çocuklar büyümek ama istediği için çabuk. Küçük çocuklar hep büyümek ister. Yaşını hep büyük gösterir. 20 küsürü geçince 26 İmam Ali'ye göre. Ondan sonra herkes düşürmek istiyor. Mesela ben bile kaç yaşındasın? Ay 50 diyorum. 10 sene önce 35'tim falan. Evet. 10 sene önce 40'tım diyor. Evet. Mesela İsmet'in dediği gibi. Ne iş yapıyorsun dedi adama Fransa'da. Çok ilginç. Fransa'da sordular. Ben de dinliyorum. Ne iş yapıyorsun dedi. Dayımın yanında çalışıyorum dedi.
Adam sordu. Dayın ne iş yapıyor dedi. İş arıyor dedi. Böyle mesela. Kaç yaşındasın abi? 10 sene önce 40 yaşındaydım diyorum mesela. Veya hanımlara mesela yaş önce çok fırça almışım. Şöyle ya ooo ne kadar yaşlısın desen kafana geçirler tencereyi. Ne demen lazım? Maşallah ne kadar kemal, ne kadar olgunsunuz. Güneşin etrafında 55 defa dönmüşsünüz. Yani salıncak gibi 55 defa dönmüşsünüz. Ya, ve neyse hadi bakalım. Allah Allah. Risale Nur bambaşka ya. Ne anlattık görüyor musun? Abi yaşlılık akıldaysa. Akılda değil ya. Şey, kafadaysa. Kafada da değil. Yaşlı bir şey yok. Öyle bir şey yok ki. Halet var ruhta. Ha, o halet de bak. Ruh şöyle düşün bak. Beraber gidelim, yürüyelim. A, B, C, Ç. 1, 2, 3, 4 diye ilkokul gibi. Ruh zaman ve mekana kayıtlı değil. Öyle mi? Çünkü zamansız alemden gelmiş. Mekansız alemden gelmiş. Kulü ruhumin emri Rabbi. Rabbinin emrindedir. Bilmez, bilinmiyor. Ruhun yaşı yoktur. Kilosu yoktur. Hacmi yoktur. Tipi yoktur. Kokusu yoktur. Bir şeysi yok. Nasıl bir şeydi bilmiyoruz. Tamam mı? Ceveri ruh. Bilmiyoruz. Yaşı yoktur. Mekan ve zamanla kayıtlı değil. Ha, o zaman ruhun yaşı yok. Tamam. Tamam. Ruh bu kılıfta. Ha. Ruh böyle bir cevher. Buna Cenab-ı Hak dört özellik taktı. Zihayat. Hayat taktı. Zişur. Kanun emr. Vücud hariç. 29. sözde geçiyor. Taktı bu. Taktı mı bunları? Dört özellik. Anlamayacağınızı biliyorum ama tanımlayayım size. Dört tane özellik taktı mı? Bir, iki, üç, dört. Bilye. Taktı. Sonra bu düşmesin diye, buraya takılanlar düşmesin diye, bir folye ile naylonla sardı. Bu naylonun adı bir glafi latifi, bir bedeni misalisi deniliyor. Bununla sardı. Sardığı folyenin adı glaf-ı latif bedeni misali. Sardı mı? Tuttu mu? Bir bütün oldu mu? Onu gitti cesede koydu. Ceset de 6 aydan fazla durmuyor mu bu zerre? Değişiyor. Tak, 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 tak. Değişiyor mu? Değişiyor. Peki 6 ay, 7 aylık hücre yok. Ruh da zamanla kayıtlı değil. Zaman mekanla alakası yok. Bu da bir senelik hücre yok. Yaşlı kim o zaman? Yaş burada. 40 yaşında diyorsun. Neresi? Ha, sen şu. Bir yaşında çocuğu gördüm. Ha bir yaşında. Ha, kaç yaşında kardeşim çocuğunuz? Bir yaşında amcası. Ha bir yaşında. Böyle katlıyorum bak. Haberim olmadan. Bir yaşındaki sima böyle olur. Kardeşim senin bu kızın kaç yaşında? Amcası 2 yaşında. Allah bağışlasın. İki böyle oluyormuş. Ne olur bunu bir dinleyin. Senin çocuğun kaç yaşında? 5 yaşında amcası. Ha 5 yaşında sima böyle olur. Mimikler vesaire, saçlar, boyu falan, kilosu. Hep böyle ha, senin haberin olmadan tak 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 kayıt ettim. Senin çocuk kaç yaşında? Amcası 15 yaşında. Kat tak tak hep kat, kodladım. 30 yaşında beni geçti. Abim sen kaç yaşındasın? 56 yaşındayım. Ha 56 böyle oluyor tak tak. Sen amca kaç yaşındasın amcacığım? 70 yaşındayım diyor. Sen amca ben de 86 yaşındayım diyor. Tak tak. Bakıyorum 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86. Ha böyle oluyormuş. Bunlar hepsi toplandı mı? Bunlara dışarıdakileri kıyas ettiğimiz için içeriye alınana emri nispi. Nispet edilerek. O 1, 3, 5. 1 böyle oluyormuş, 5 böyle oluyormuş. 1, 5, 1, 5, 73, 86, 1, 5, 73, 86, 1, 5, 73, 86. Bunu ezberledik mi? Haberin olmadan. Kodladık mı? Ondan sonra ha 76'lar böyle olur. 56'lar böyle olur. Sonra bakıyorum, sen kaç yaşındasın abim diyoruz. Söyle bakalım hoca efendi kaç yaşını? 54. Ha yaklaştın işte. 55 işte. Demek ki bendeki şifrelerde oradaki kayıtta olan nüminelerle söylüyor. Ha? Dolayısıyla bizde de zaten 50 yaşındaki bir duygu yok. Ben mesela. Ne var? 50 yaşındaki bir ihtisas var, bir halet var, his var. Yorgunluk hissetmek, ya ben kendimi
80 yaşında gibi hissediyorum, 10 yaşında gibi hissediyorum. Yani hayatın, olayların ve insanlarla ilişkilerde kazanımlarımız var. Hisler var. His. Mesela fabrikada çalıştık biz. Yemek yedik his. Hanımla beraber olduk biz. Gittik geldik derse gittik biz. Mesela geldi derse ilk defa geliyor. Bir his var. Bir kafasında bir şablon oluyor. Ulan burası neresi falan. Bakalım. Kafasında kalıyor. Bu histir. His. Bu hisler gidiyor ruha. Bakıyor depoluyor. Duyuyor. Ha bir sene. Bir sene içinde kokladın, tat aldın, dokundun, duydun, gördün, kıyas ettiğin şeylerle bizde uyanan hisler var. Bir sene. O bir senelik hisleri topla ve tencerede karıştır. Ya bunlar üniversitede bile anlatılmaz. Böyle bir anlatılamaz. Böyle mümkün değil. Karıştır. Bir, tek bir şey omlet olsun. Yani 5-6 tane yumurtayı karıştır, bir tane hakikat olursa omlet. Tek bir şey oldu mu? Bunun adı halet. Bu halet ruhta mı? Ruhta. Bunu gidiyor simadan dışarıya yansıtıyor. Ha diyoruz ki ulan ne oldu lan sana ya? Mahkemeden düştüğün gibi adamsın. Veya 50 senelik sima var. 50 senenin hadiseler var. Demek ki o ruhta bir senelik oldu mu halet? Hislerin toplamı bir sene. Bir de sen kaç yaşın? 44 müydün? 43. 42 senelik haletler. 42 tane halet var. Bir de bu senenin haleti 43. 43 tane haleti karıştır. Tek bir halet koydular sana. Artık senin mazi müstakbel hep belli. Şu. Yani suret cismaniyet değil. Cennette de suret var. Suret sireti dışarıya taşıyor. Ruhu dışarıda gösteriyor. Suret aynı zamanda mazi ve müstakbelden haber veriyor. Suret aynı zamanda ruhunun derinliklerinden bize ifade ediyor. Ruhunun derinliklerine beni götürüyor. Senin hakkında yorumlar yapabiliyor. Bu arkadaşlar şu anlattığım var ya belki de 10-15 dakika yarım saat. İnan laf ahbela gurur. Bunu ne klinik konuşmalarında bulabilirsin doktorlukta ne bir cami vaazında. Niye? Cami vaazına çıkan insanım. Bak kürsülere çıkan o arkadaşlarla beraber oturuyor camide ve kürsüye çıkıyor. Bu tür konuşmaları ben zaten camide de yapamam. Bu öyle bir ilim ki bu anlatılan ne kadar istifade ederseniz o kadar kârdır. Ruhsal bir batın ilmidir. Şu anlattığım hepten avami bir şekilde anlatıyorum. Ta ki halet. Haleti okumasam işte kader nedir? Hali ve vicdanidir. İşte bu. Halet hal bu işte. Yani 50-42 senelik bütünlüğünü vicdanda uyandırdıkları ile ortaya çıkan formül kader senin işte. Kader neydi? Toprak altında çekirdek var. Toprak altında çekirdek var. Yani senin ruhun. Bak şimdi. Toprak altındaki ağacın çekirdeğini senin bedenin çekirdeği olan ruh kabul et. Bu çekirdeğin ağaç olması için ne lazım? Güneş. Hava, su, hava. Anaş yapalım. Güneş. Toprak. Su. Toprak. O çekirdeği nereye ekeceğim? Pamuksa Rize'ye ekmem, Adana'ya ekerim. Kış mı, yazın mı? Yani ondan sonra eğer fasulye gibi ise veya üzüm asması gibi ise sırık dikeceğim. Ne zaman bu duyacağım? Onun nerede nasıl muamele yapacağım o da bilgi olacak. Nereye atacağım? Etti mi 4? Toprak altında çıktı ağaç, etti mi 5? Toprağın altındaki çekirdek etti 6. Heh, şimdi toparlıyorum. Amentü billah. Güneşe imanın ziyası ile amentü billahi İslamiyet suyuyla güneşe iman suya İslam nerede nasıl gömüleceğini bu duyacağımı nasıl yapacağım bunu burada yetişir mi özelliği nedir Kur'an'ın talimatı ile talimat
Bir mühendisin talimatı. Nereye ektim toprağı? Toprakta da gıda aldı, büyüdü mü? O da ubudiyet toprağı. Evamir yani sünnet-i seniye. Toprağın dışında ağaç oldu. Yani yaptığımız ameller ahirette ağaç oluyor ya. O zaman ne oldu? Toprağın dışındaki ağaç da ahirete işaret. Güneş Allah'a, bulut, su İslamiyet'e, yapılacağın muamele nerede nasıl ekeceksin Kur'an'a, toprak peygamberlere, topraktan sonra çıkan, çekirdekten çıkan ağaca da haşir. Bu beşini etrafına toplayan kişi olan o çekirdek de kader. O zaman kader nedir? Sebep ve sonucu bütünsel bakan, baktırandır. Sebebi ayrı, sonucu ayrı değil. Sebep, sonuç bütün bakabilen ve onu yorumlayan, etrafında hizmet yani bütünleştire getiren kişi. Kader insan kendisi. Yani büyük olan kainat, küçük olan kainat. Yani büyük olan insan, kainat, şeceri hilkat. Büyük insandır. İnsan ise küçük kainattır. Aynı şey. Ha, o zaman kader nedir? Kader bu beş taneyi, güneş, su, muamele-i kimyeviye, toprak, ağaç, beş. Bu beşi etrafında ayrı ayrı düşünemezsin. Susuz şeyi düşünemezsin, ağacı düşünemezsin. Su, ağaç, çekirdeği neyse İslamiyet insanı odur. Güneş çekirdeği neyse insana Allah öyledir. Muamele-i kimyeviye nerede, nasıl ekeceğim, nasıl muamele edeceğim bunu bilmek neyse Kur'an insana öyledir. Toprak çekirdeği neyse sünnet-i seniye insana öyledir. Toprağın dışında ağaç neyse çekirdeğe ahirete iman odur. O beşi yorumlayan ve beşi ifade eden aleminde gösteren, beşi aleminde gösteren, güneşi gösterdi yaprak olarak. Suyu gösterdi. Toprağı da gösterdi. Muameleyi de gösterdi. Ağaç. İşte beşi gösteren, beş tane hakikati kendisine gösteren çekirdek. Nasıl ki o neyse, insanın ruhu da kader bu. Kader bu beşi bütünsel bakandır. Sebebe, netice ayrı ayrı değil. Hepsi beraberdir. Kader faili muhtardır ve esma-i fiiliyedir. Tamam. Peki burada keselim. Bakayım ne kadar oldu. 53 dakika oldu. Maşallah biz 15 dakika demiştik. Ama şurayı 12. pencereyi Sebbismi Rabbikel Ala ellezi halaka fesava vellezi kadara fada. Bunu burası 12. pencere. 2 satır, 3 satır okuduk ama metnini okumuştum. Bundan sonra zaten bir giriş yapıyor. Ondan sonra libaslardan bahsediyor vesaire bahsediyor. Hislerden bahsediyor, tertiplerden bahsediyor. Bunu yapmak yetmiyor bir bütünsel. Çünkü bu çok acayip ya ama zaman yok. Ne yapayım? Bak şimdi bu ne biliyor musun? Vahdettir. Yani kendi içinde bir vahdet var. Yani farklı, çiçek farklı, bu tohum farklı, koku farklı, renk farklı, renkler farklı. Yani dalın şeyi büyüklüğü kırılmıyor bak. Vesaire. Yani bu farklılıklar ama tek bir hakikat. Bu vahdet. Daha genişletiyorum vahdeti. Güneş lazım, toprak lazım, hava lazım, su lazım. Ama bunun bu dört tane etrafındaki bütünlüğü gösteren gene bir vahdet. Yetmiyor. Bunun mazisi var, müstakbeli var. İnsana bakan tarafı var. Diğer çiçeklere bakamam. Gene vahdet. Bu vahdetin sahibi olan vahidiyet. Vahid olan Allah. Vahdet sistemin birliği. Farklı sistemler var. İşletim sistemi, yazılım. Kainata ben kader öyle bakıyorum. Kainat yazılımı Windows gibi, Linux gibi. Kainat bir yazılımdır. Ama orada Word var, FLV var, bir sürü dosyalar var değil mi? Böyle bir sürü videoyu çalıştıran video çeşitleri, dosya çeşitleri, internet dosyaları. Yani yazılım içinde bir sürü yazılımlar var. Ama hepsinin adı Windows. Bu kader demektir. Kainatın yazılımı bunun gibidir. Bu yazılımın adı kader. Bu sistemin içinde sen bilgisayarınla
şey yapacaksın, iş yapacaksın. Windows'un çapının dışına çıkamazsın. Çıkabilir misin? Bir tane manyak çıkıp da diyor mu ki, ya Windows efendi, beni kayıtlıyorsun, bıraksana beni, daha senin yazılımın daha aşayım. Hayır, Windows diyor ki, benim sana çizdiğim yönde, sahada hareket edeceksin. İmkanları. He? İmkanları kullan. Evet, imkanları mı? Yani top sahasına bir futbolcu gitti. Ne ya bu ya, bu kadar mesela taç varmış, ne taçı ya, öyle gideyim ben. Hayır kardeşim, orada bir kural var. Futbolcu kurmamış o stadı. Futbolcu çizmemiş o top sahasının yerini. Futbolcu koymamış oradaki kuralları. Futbolcu sahanın içerisindeki kurallar içerisinde kural koyabilir. Oyunlar içinde oyun koyabilir. İşte top sahasından, oyunun içinden, top sahasının çizimine kadar ve penaltı nedir, taç nedir, kırmızı kart nedir, yeşil kart nedir, ne bileyim sarı kart nedir. Bunlar bir kuraldır. Bu kurallar içerisinde senin kuralın işte. Bu kuralı aşacak kural koyamazsın. Ama hiç kimse çıkıp da bir futbolcu, ya niye koyamam kardeşim dedi mi? Çık dışarıya. Ha, bu kainatın yazılımı da kaderdir. Bunun dışına çıkamazsın. İşte Windows'u aşıp da, ya ben Allah Allah ya ben, bana niye kayıt getiriyorsun ya, şuraya kadar girebiliyorsun diyen yok. Niye? Beni kabul ediyorsan ben de sana küçük bir yazılım veriyorum. Al sana seni. Bilgisayarına tak. Windows'u kur. Sana verdiğim imkanlar kadar gezinebilirsin. Tercih, benim tercihlerimin, sana sunmuş olduğum tercihlerimin içerisindeki senin tercihindir kaderin. Bir de söylüyorum. Benim sana sunmuş olduğum tercihlerimin içerisindeki senin tercihindir kaderin. Yani kaşımın büyüklüğünü, kimin çocuğu olacağımı, benden ne çocuk olacağını, güneşin ne zaman doğacağını, ben nerede nasıl doğacağımı, ne zaman öleceğimi ben bunu tayin etmemişim. Ha, bu sistemin içerisinde şu var. Bu sistem, hazır gördüm, bu sistemin içinde namaz kılacak mıyım, kılmayacak mıyım, verecek miyim, vermeyecek miyim? Efendim şu günah yapacak mıyım, yapmayacak mıyım? Bu sistemin içerisindeki tercihlerimin bütünlüğüne benim kaderim. Tamam. Sebepsiz, sistemsiz kader olamaz. Yani Windows'suz sen bilgisayarını çalıştıramazsın. Bir şey yapamazsın. Yetmiyor. Bilgisayarının donanımları lazım. Cihazları lazım bilgisayarda. Senin bilgisayarın cihazları ayrıdır. Bilgisayarına yüklenen program ayrıdır. Çok kaliteli bilgisayarın var ama çok basit bir program yüklemişsin. Hiçbir şey yaramaz. Yani ne demek? Çok kapasiteli bir insan gidiyor bir cemaate, çok kapasiteli bir bilgisayar uydurup bir programla çalışıyor. Programın dışına çıkamıyor. Bilgisayarın kapasitesi çok üstün ama adam kullanamıyor. Niye? Yazılım ona müsaade etmiyor. İşte bir cemaat düşün, çok basit, kaliteli bir adam girdi. Müsaade etmiyor geliştirmesine. Neye benziyor? Çınar ağacını saksıya diksen. Saksı müsaade eder mi? O zaman çınar da patlatıyor onu. Peki, vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha.